Üzerinizde bir ağırlık hissediyor musunuz? Sizi aşağı doğru ittiren atmosferin ağırlığını hissediyor musunuz? Kimsenin aslında atmosferin ne kadar ağır olduğunu ve her gün üzerimizde yarattığı basıncı düşündüğünü zannetmiyorum. Aslında atmosfer basıncı vücudumuzun her santimetre karesine yaklaşık olarak 1 kiloluk bir basınç uygular. Peki sizce bu basınç nereden geliyor olabilir? Bu sorunun cevabını vermek için bilim dünyasının Pascal'ın 17. yüzyılda ortaya koyduğu hipotezi beklemesi gerekti. Pascal, her gün deneyimlediğimiz atmosfer basıncının üzerimizde yükselen hava sütununun yer çekimi yüzünden yine üzerimize uyguladığı ağırlığından kaynaklandığını söyledi. Bunu test etmek için de çok basit bir deney tasarladı. Önce barometre denilen bir aletle Kasabasının en alçak yerlerinde, sonra kilise kulelerinin tepesinde, hatta bir dağa tırmanarak yüksek yerlerdeki basıncı ölçtü. Bu yerlerdeki hava sütununun yüksekliği aynıysa basıncın aynı olması, hava sütununun yüksekliği azalıyorsa da basıncın azalması gerektiğini düşünüyordu. Şimdi size çok basit bir alet olan manometrenin nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Öncelikle oldukça sert bir malzemeden yapılmış iki tüpe ihtiyacımız olacak. Ben iki tane plastik tüp kullanacağım. İki tane tüpün bir ucunu keserek tıpa için yer hazırladım. Bunlara ek olarak bir tıpa bir de daha yumuşak malzemeden yapılmış üçüncü bir tüp bulmamız gerekiyor. Manometreyi yapmak için plastik tüpleri Esnek tüpü kullanarak birbirlerine bağlayacağım. Bağladığımızda U şeklinde bir alet elde edeceğiz. Bunun içine isterseniz gıda boyasıyla renklendirebileceğiniz su koyup basıncı sabitlemek için bir ucunu tıkayacağım. İşte bu kadar. Manometreniz hazır. Artık ölçümlemeye başlayabiliriz. Ben kullandığım alet için su seviyesindeki her milimetrelik değişimin hacimdeki 0,133 mililitrelik bir değişime karşılık geldiğini hesapladım. Dönüşüm faktörüm olan 0,133 mililitre bölü milimetreyi yükseklikteki değişimin yarısıyla çarpmam gerekiyor. Birinci ölçüm için Boston'daki Constitution Park'ına gittik. Burada basıncın laboratuvardaki basınçtan yüksek olduğunu gözlemledik. A sütunu B sütunundan 12 mm aşağıda. Acaba daha yüksek bir yer olan Bunker Hill anıtında durum ne olacak? Hadi gidip öğrenelim. 275 basamak tırmandıktan sonra Bunker Hill anıtının tepesine çıktık ve burada ölçüm yapıyoruz. Burada A sütunu B sütununun 6 mm altında. Son ölçüm içinde 32 kilometre daha yol kat edip Boston'ın güneyindeki Great Blue tepesine geldik. 2,5 kilometrelik yürüyüş sonunda zirveye ulaştık. Bu noktada inanılmaz güzel bir okyanus ve Boston manzarası görebilirsiniz. Ölçümümüz ise şu ana kadarki en düşük ölçüm. A sütunu B sütununun 3 milimetre üzerinde. Sırada sonuçlar ve hesaplamalar var. Su seviyelerindeki değişikliklerden basınç hesaplamalarına geçeceğiz. Öncelikle B tüpündeki havanın tıkaç tarafından sıkıştırıldığını yani buraya hapis olduğunu söylemeliyim. Bu yüzden ideal bir gaz ve ideal gaz yasasına uyuyor. İdeal gaz yasası basınç çarpı hacmin NRT'ye eşit olduğunu söyler. NRT tüm ölçümler boyunca sabit olduğu için de P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 gibi güzel bir bağlantı kurabiliriz. Bu birinci durumdaki basınç çarpı hacmin ikinci durumdaki basınç çarpı hacme eşit olması anlamına geliyor. Peki farklı yerlerde ölçümlediğimiz su seviyelerindeki değişikliklerden hesaplamalar için ihtiyacımız olan B tüpündeki hacim değişikliğine nasıl geçeceğiz? Buna göre B tüpündeki ölçümlediğimiz son hacim yani V2 V1 yani 22 mililitre eksi hacimdeki değişime eşit olacak. Hacimdeki bu değişimin yarısı A tüpünde diğer yarısı da B tüpünde gerçekleşiyor. Sadece B tüpündeki hacim değişimini bulmak için dönüşüm faktörüm olan 0,133 milimetre bölü milimetreyi Yükseklikteki değişimin yarısıyla çarpmam gerekiyor. Buna göre B tüpündeki ölçümlediğimiz son hacim yani V2, V1 yani 22 mm eksi hacimdeki değişime eşit olacak. Bu formülü kullanarak ölçüm yaptığımız her yer için B tüpünün son hacmini hesapladım. Constitution Park'ta B tüpünün son hacmi 20,4 ml, Bunker Hill anıtında 21,2 ml ve Great Blue tepesinde de 22,4 mililitre. Artık videonun başında bahsettiğim bağlantıyı kullanarak ölçüm noktalarındaki basıncı hesaplayabiliriz. Bu hesaplamayı yaparken B tüpündeki havanın ilk durumunu kullanacağız. Yani P1 e, 101,6 kilo paskala eşit olacak. Bu manometremi yaptığım gündeki basınç. B tüpündeki ilk hacimse 22 mililitre. Bu denklemi kullanarak Constitution Park'taki atmosfer basıncını 109,6 kilopaskal, Bunker Hill anıtındakini 105,5 kilopaskal ve Great Blue tepesinde de 99,8 kilopaskal olarak bulduk. Peki atmosfer basıncıyla ölçümleme yaptığımız yükseklik arasında nasıl bir ilişki vardır? Pascal'ın da kanıtladığı gibi rakım arttıkça yani bizim ölçümleme yaptığımız yükseklikler arasında da doğrusal bir ilişki var. Son olarak yapacağınız ölçümlemeler için size birkaç ipucu vermek istiyorum. İlk olarak ölçümleme yaparken sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü basınç değişince manometrenin dengeye gelmesi biraz zaman alabilir. İkinci olarak her zaman birden çok ölçüm yapın ki daha kesin sonuçlar elde edin. Ve e, son olarak bir de hava durumuna dikkat edin. Sıcaklıktaki değişimler ya da yaklaşan fırtınalar ölçtüğünüz basınç değerleri üzerinde etkili olur. Sırada bugün öğrendiklerimize dayanarak üzerinde düşünmenizi istediğim birkaç soru var. Sizce 5000 metreye çıkarsam manometredeki suya ne olurdu? Ya da aya gidecek olursam? Bir de 10000 metre yükseklikte uçan bir uçakta ölçümleme yaparsanız ne olacağını düşünmenizi istiyorum. Basınç hakkında düşünürken bu soruları da cevaplamaya çalışın lütfen.